Nerelerdeydiniz? Çınar Bey bütün gün evi arayıp sizi sordu. Ben de bir türlü ulaşamadım size. İkbal Hanım evde mi Ayşe? Öğleden sonra çıktılar, henüz dönmediler efendim. Tamam, ben odamdayım. Yani artık gerek yok. Ben de seni. Bunu sonsuza kadar çıkarma, olur mu? Thank you.
Toprak burada mısın? Toprak. Toprak burada mısın? Neredesin Çınar ya? İnanmıyorum sana eşim ya. Hastaneye kaldırılıyorsun. Durumun ağır ve benim haberim de yok. Hoş geldin Canser. Doğum için hastaneye gidip tesadüfen arkadaşımdan öğrenmesem aramayacaktım değil mi? Arayacaktım da benim de çok ani oldu. Bayılmışım zaten buraya geldiğimde. Gözlerimi buraya açtığımda haberim oldu. Ayılalı bayağı olmuş ama. Sen hemen gelip alayım seni. Sensiz kalmak istemiyorum Toprak. Çünkü seni çok seviyorum. Efendim. Yeşim ben. Ne istiyorsun Yeşim? Neredesiniz Allah aşkına?
Sabahtan beri Çınar'ı arıyorum, ulaşamıyorum. Çınar benim yanımda değil. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bak şaka yapmıyorsun değil mi? Çünkü hala hastanedeyim ve tek başımayım. Ben bir daha Çınar'ı göreceğimi sanmıyorum Yeşim. Sonunda istediğin oldu. Ben Ürgüp'e geri dönüyorum. Sana çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin. Baba bizimle olacak. Ne o? Keyfin yerine gelmiş. İyiyim. Artık oğlumla ben de daha iyi olacağız. Hoş geldiniz Çınar Bey. Zümrüt Hanım'la konuşmam lazım. Yatıyor efendim. Uyumuştur zannediyorum. Git kaldır o zaman. Peki efendim. Beni çağırmışsın Çınar. Buyur. Haberiniz var mı bilmiyorum ama Yeşim bebeği aldırmamış. Biliyordum. Yani tahmin etmiştim böyle olacağını. Keşke böyle olmasaydı. Yeşim'i iyi tanırım. Kolay kolay vazgeçmez. Her neyse. Yeşim şu anda hastanede. Düşük tehlikesi yaşıyor. Bir dakika. Nasıl yani? İyi mi? Yeşim'in durumu iyi. Doktorlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ama düşük tehlikesi devam ediyormuş. Ne oldu peki? Bir kaza falan mı? Hayır, kaza değil. Toprak'la tartışmışlar. Gelmeden doktorlarla konuştum. Yeşim'in birkaç gün daha hastanede kalması gerekiyormuş. Ben hem bunu haber vereyim istedim. Hem de Yeşim'in yanında birisinin kalması gerekiyor. Ben birkaç günlüğüne Ürgüp'e gideceğim. Yeşim'i bu halde bırakıp gitmen şart mı? Şart. Çünkü toprağın bu bebekten haberi yoktu. Duyduğu vakit beni terk etti. Gidip onunla konuşmam gerekiyor. Yeşim'i bu halde bırakıp seni terk eden kadının peşinden gidiyorsun. Hem de Yeşim senin bebeğin yüzünden canını tehlikeye atarken. Bravo sana. Birincisi Yeşim'in durumu gayet iyi. İkincisi de benim karımdan ayrılma hiç niyetim yok. Ayrıca da buraya sizle tartışmaya gelmedim ben. Annesi olarak Yeşim yanında kalmak isteyeceğinizi düşünmüştüm. Çınar. Hayatım. Senin ne işin var burada? Sen mi söyledin Cansel? Onun söylemesini tercih ederdim ama Çınar söyledi. O ne zaman geliyor? Yeşim, bırak şimdi Çınar'ı. Nasılsın onu söyle. İyiyim anne. Cansel, sen söyle kızın nasıl? Gayet iyi. Biraz dinlenirse daha da iyi olacak. Peki, o sır gibi sakladığınız bebek nasıl? O da iyi. Hayati tehlike atlattı. Çınar gelmedi mi gerçekten? Çınar gelmedi, gelmeyecek hayatım. Ne demek şimdi bu? Şunu demek istiyorum. O çok sevdiğin Çınar, seni ve bebeğini yüzüstü bırakıp sevgili karısının peşinden ayaklarına kapanmaya gitti demek. Ne yani? Ben burada oğlumla bir yaşam mücadelesi veriyorum. O kızın peşinden mi koşuyor? Yeşim sinirlerimi bozma. Bu Ilgaz ailesinin erkeklerin tümü aynı. Tekmeyi sana vururlar, bir anda seni ortada bırakıverirler. Geliyorum hayatım. Siz Yeşim'in yanında kalın, ben alıp gelirim. Ben biraz hava alacağım. Sen kalacaksın sen. Sen ne yapıyorsun Yeşim? Gidiyorum ben. Bu kadar saçmalık yeter. Hiçbir yere gitmiyorsun, yat yerine. Cansel, Çınar'a bu kadar yaklaşmışken onu kaybetmeyi göze alamam bir daha. Bu kapıdan çıkmana izin veremem. Eğer gidersen bebeğin hayatıyla oynarsın, anlamıyor musun?
Asıl sen beni anlamıyorsun. Çınar'ı kaybedersem benim hayatımın da hiçbir önemi olmaz. O bebek Çınar'dan bağımsız bir varlık. Tamam, o adam bebeğin babası olabilir. Ama o bebek senin içinde yaşıyor. Bütün sorumlulukları sana ait. Yapma bunu. Bak çok pişman olursun. Tamam. O zaman sen de benimle gel. Doktorum olarak. Başka şekilde beni ikna edemeyeceksin çünkü. Hadi giyinmeme yardım et şimdi. Ben çıkıyorum. Hele dur, biraz bekle. Şunu bitireyim, ben seni götürürüm hastaneye. Gerek yok. Beni araba gelip alıyor. Osman'a bak. Bu kız niye gitti köye? Ya bin kere mi söyleyeceğim? Kocasıyla yüz yüze gelmek istemiyor. Ama o zaman küslük fazla sürer. Bak, evlilerin arasını bulmak sevaptır ha. Kız görmek isterse kocasını görür. Sakın aralarına gireyim deme. Ha, bana bak. Çınar gelirse ağzından bir şey kaçırma. Onlar barışamazken ikimizin arası da bozulur. Ona göre. Tamam tamam tamam. Ne. Sen git, ben arabayı park edeyim. Gel. Gene ne unuttun? Merhaba. Ha, kızım sen misin? Hayrola? Nasılsınız amcacığım? Vallahi toprağa çok üzdünüz. İyi değilim pek. Duydum. Ben de üzüldüm sonra. Üzülüp peşi sıra geldiğine göre toprağı geri götüreceksin ha? Götüreceğim. Nerede, kendisi içeride mi? Bir konuşsam, ikna etsem. Yok, köye gitti. Öyle mi? Nerede bu köy? Kız insan kocasını bırakıp gezmeye mi gelirmiş? Onun işleri vardı, o yüzden gelemedi. Duyduk, maşallah pek bir zenginmiş enişte bey. Hem memleketlimizmiş. Gözü gönlü dokmuş. Sen de pek güzelsin ama maşallah bebek gibisin. Allah nasıl da yüzüne güldü kız. Nazarlar değmesin inşallah. Ha, burada işte. Hadi gel konuşalım hemen. Bak Yeşim, yanlış anlama ama buraya sırf seni yalnız bırakmamak için geldim. Eğer oraya gidersem kocana dön, bu iş burada bitsin derim. Çünkü ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. İyi peki. Kaç ayın kaldı? 4 ay. Selam Toprak. Yeşim. Niye geldin? Ne işin var burada? Benim seninle konuşmam lazım biraz. Bize izin verir misiniz? Bize de gel Toprak. Kaynanam gönül koyar vallahi, gelmezsin. İyi görünüyorsun. Değil
aslında. Doktorumla beraber geldim. Bir şey olma ihtimaline karşı. Ne istiyorsun Yeşim? Derdin ne işim, onu söyle. Haklısın. Uzatmayacağım. Çünkü hiç gücüm de yok. Çınar geliyor buraya. Gelme ne olur. Git buradan Yeşim. Toprak. Ben şimdiye kadar bir tek kendim için savaştım. Bir başkası hiçbir zaman benden daha önemli olmadı. İlk defa dün çok korktum. Çocuğum için korktum. Ona bir şey olacak diye aklım çıktı. Baksana. Kendim bile düşünmeden attım kendimi buralara. Sana diz çöküp yalvarayım. Bunu yapacağım aklıma bile gelmezdi ama. Dedim ya. Çocuğum için bunu bile yapabilirim Toprak. Ne olur izin ver. Biz bir aile olalım. Seninle beraber büyüsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.